Cumhuriyet TV'den herkese merhabalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanunla ev kiralarına en fazla %25 oranında bir zam yapılması talep edilmişti ve yasalaşmıştı. Fakat esnaf %60'a varan oranla işletmelerinin kiralarını ödüyor. %60 zamla kepenk açılır mı? İstanbul'da yaşayan yurttaşlara, özellikle de esnaflara ne kadar kira ödediklerini ve gitgide artan masraflarını soracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanunla ev kiralarına %25 zam yapma hakkı gelmişti. Fakat esnaflar %60'a varan bir zamla işletme kiralarını ödüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi doğru, %60 sayılıyorlar ama meclisin verdiği kararla uygulanan karar aynı değil. Yani burada çarpıtılıyor her şey. Aslında %25 de meclisin şeyi de çok fazla. Ama öyle söylüyorlar, buraya bir sefer geliyorsun, mal sahibi ya çık diyor ya da %60'a vereceksin diyor. Herhangi bir kanun yasa hakkımız yok bizim. Nereye varış duracağımızı da bilmiyoruz. Yasalar çıkıyor ama herhangi bir şey kimsenin yaptığı yok. Durum böyle. Geçen yıla oranla kiralarınız ne kadar bu sene? %60'ın üstünde. Ama bunu kimse söylemiyor. Kimse de yani biz bu kadar zam yaptık da demiyorlar. Ya çıkacaksınız diyorlar. Yıllardır esnaflık yapan adam nasıl çıksın? Küçücük bir dükkana bile 30-40 milyar kira istiyorlar. Ya düşün işte, evlere oturduğum mahallede de 1000 lira 1200 lira iken 3000 4000 lira oldu. Bu sefer ev sahipleri ya çıkacaksınız diyor ya da zam vereceksiniz. Ya zaten 5,5 milyar asgari ücret. Kendilerine yaptıkları zamı bize de yapsınlar. İstediği kirayı verelim. Kendilerine gelince %100 zam, 3 ay tatil, her şey beleş. Bize gelince her şey parayla. Çocuğa kitap alacağım. Devlet diyor ki her şeyi biz karşıladık. Bugün sabah gittim İngilizce kitabı almaya. 50 milyon verdim ikinci kitaba. Ondan sonra diyor ki devlet her şeyi karşıladı. Devlet neyi karşıladı? Geçen gün de çocuğa demişti ki fen dersi yapacağız. Muzla elma istemiştim. Muza gittim Migros'u almaya. Muzun kilosu olmuş 45 milyon. Yani öğretmen o kadar çok seviyorsa cebinden karşılasın. Her şey %200, %400 artmış. Bize gelince de işte 5,5 milyar askeri ücrette geçinin. Onlar geçinebiliyorsa bir maaşımı ben vereyim o baştakileri. Onlar da maaşlarını bana versinler. Diyeceğim bu kadar. Masraflarınız da gitgide büyüyor. İşin içinden nasıl çıkıyorsunuz? Elektrik, su, doğalgaz faturaları. Evde bu dolap boş. Yani eskiden rahat bir şeyler yiyorduk. Şimdi yarı yarıya düşürdük. Işıkları söndürüyoruz. Artık tasarrufa gitmeye başladık. Çocuklardan kısıyoruz, kendimizden kısıyoruz. Yol parası bile kısa bir mesafe olsa yürümeye çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yeni yapılan zamlarla kepenk açılır mı efendim? Yok. Hiç açmasınlar vallahi, kapasınlar. Yiyeceğim. Yani budur yani. Bu zamlarla insan nasıl, Migros marketlere gidiyorum. 3 lira 5 lira diyorlar. Hepsi üst üste koymuş. Bir salça 50 milyon. Bir salça. Daha da bir şey diyecek bir şey bulamıyorum. Siz de salça kullanıyorsunuz yani, yemeklerinizde. Yemeklerde hep salçalı kullanıyor. Herkes kullanıyor. Evde de kullanıyorlar. Bir domatesi 2 liraya 3 liraya alıyorlar ya da 1 liraya alıyorlar. 50, markete gidin baksana 50 milyon. Bir de diyorlar ki biz bunları denetliyoruz. Hangi marketi denetlemiş bir de ben göreyim. Ben de %150 milyar maaş alsam ben de giderim bir kooperatife, alışverişe ben de yaparım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanunla kira bedeline ilişkin %25 bir zam oranı getirilmişti. Esnafların %60'a varan bir kira ödediği söz konusu. Ne kadar kira ödüyorsunuz esnaf olarak? Yalnız şu an burada 30 bin lira yaklaşık aylık. Yani hani nasıl söyleyeyim? Hani 30 bin lira. %60'ın üzerinde bir zam. Fazla. Aha. 30 bin ki kaç ay sonra tekrar bir zam gelecek. O da bilmiyorum. Maliyetleriniz ne kadar? Maliyet çok yüksek. Önceden nasıl söyleyeyim? Bir ise 3'e katlandı yani. Zor. Biz bunu esnafa da müşterilerimize yansıtamıyoruz. Yansıttığımızda geri dönüşü bizim için kötü oluyor yani. %60'a varan bir zamla kepenk açılır mı efendim? Zor dönüyor yani. 24 saat açıkız. Anca döndürüyoruz. Masraflarınız da gitgide büyüyor. Tabii gün geçtikçe artıyor. Mesela bu hafta nasıl söyleyeyim? 1'e aldığım mal bir sonraki hafta 5'e çıkıyor yani. Serbest olmuş piyasa. Piyasa bayağı bir serbest. Önlem olarak peki sizce ne yapılabilir esnafları düşünerek? Valla bunu devlet önüne geçmesi lazım. İktidarın buna bir çözüm bulması lazım. Ne gibi bir çözüm? Denetim yok, kontrol yok. Serbest olmuş yani. Nasıl söyleyeyim, en basitinden bir yumurta. Yumurta her hafta artıyor. Geçen hafta 50 lira aldım koli, bu hafta oluyor 60 lira. Hani bunun denetim olmasa yansıyor. Ve bir de nasıl söyleyeyim, doğal olarak bize de yansıyor. Biz de bunu mecburen müşterilerimize yansıtıyoruz. Şikayet var, memnuniyetsizlik var.
nereye gidecek bilmiyoruz. Bu sadece konut sahiplerinin kiraya verirken %25 oranına dikkat etmeleri gerekiyor. 22 Haziran 2021 ve 23 Temmuz 2023 arasındaki kira kontratları değiştiğinde yapılabiliyor. Bu nedenle iş yerlerini bağlamıyor. İş yerleri normal 12 aylık ortalamalara göre enflasyon oranında kira artışını yaparak ödemelerini gerçekleştiriyorlar. Şu anda kiradan daha çok elektrik parası bizim belimizi büküyor. Geçen ay 1,5 kat, kiranın 1,5 katını öderken bu ayki ödememiz 2 katını geçti. Artık 3'e falan giderse hiçbir şey yapılamaz. Yani Türkiye'de herkesin birdenbire iş yerlerini kapatması gündeme gelir diye düşünüyorum. Gitgide büyüyen bu masraflarla nasıl başa çıkıyorsunuz peki? Hiçbir şekilde sürdürülebilir değil. Mutlak surette yeni bir şeyler üretilmesi gerekiyor. Esnafın, ticaret sahibinin mutlaka dinlenmesi gerekiyor ve onların sorunlarına çözüm bulunması gerekiyor. İvedilikle sorunlara çözüm bulunması gerekiyor. Yoksa kesinlikle sürdürülebilir değil. Yani müthiş bir kapanışlar falan olacaktır. Yani hatta şeyi de aratacaktır. Pandemi dönemindeki işsizliği falan da aratacaktır diye düşünüyorum. Biz tabii ki %25 yani devleti koymuş olduğu şeyde ödemek istiyoruz ama tabii ki mal sahipleri aynen sizin de söylediğiniz gibi 150'den 160'den veya çıkın diyorlar. Yani bizi çok zor durumda kalıyoruz yani bu konu hakkında. %60 zamla kepenk açılır mı efendim? Açılmaz. Açılmaz, asla açılmaz. Açılmaz. Zaten şu anda bile para kazandığımız yok. Mesela süt ürünleri geldi geçen hafta. Aynı süt ürünleri bu hafta biraz daha farklı geldi. Hep %5, %6 zam geliyor. Şaka gibi şey yani. Elektrik, su, doğalgaz da bir yandan masraflarınız gitgide büyüyor. 18 milyar veriyor. Geçen yıl 70 milyar geldi. 70 küsur milyar geldi bu yıl yani. Nasıl başa çıkıyorsunuz? Çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz başa. Ne yapılmalı cepten, peki? Gidiyor. Bu konuda ne yapılmalı sizce? Valla işte devletimizin bir el atması lazım tabii kesinlikle. Yani ne söyleyeyim ben? Yani zaten kira konusunda hepimiz şikayetçiyiz şu anda. Yani hem ev sahipleri şikayetçi hem kiracılar şikayetçi. Bu durumun yani devlet tarafından kesinlikle bir düzenleme gelmesi gerekiyor bence. Kiracılar da mağdur oluyor, ev sahipleri de mağdur. Bu konu hakkında yani vatandaşın elinden çok bir şey gelmiyor. Devlet yetkililerin yani başbakan mı, cumhurbaşkanı mı artık, bakanlar mı? Bu işe bir el atmalı bence. Şu an kiraların fiyatları gerçekten çok yükseldi. Şu an mesela ben 3 aydır ev arıyorum, bulamıyorum. Bu iş nasıl olacak biz de tam olarak bilmiyoruz. Yani yetkililere sesleniyoruz burada. İşlettiğiniz peki bu dükkanın masrafı ne kadar, kirası ne kadar? Masraflar da çünkü gitgide büyüyor artık. Yani tabii her gelen fatura bize zamlı geliyor şu an. Tavukçu zam, etçi zam, plastikçi zam, kağıtçı zam. Herkes zam yapıyor. Ama bizim fiyatlarımız son 4 aydır hep aynı fiyatlar üzerinden veriyoruz. Çünkü halka biz bunu açıklamasını yapamıyoruz. Her gün ben tavuğa zam yapamam ya da ete zam yapamıyorum. Kiramız da şu anda yüksek yani genel olarak yüksek. Faturalarımız yüksek geliyor. Şu an bu dükkana gelen elektrik faturası 13.000 TL, 14.000 TL. Doğalgaz geliyor 7.000, 8.000 TL. Su geliyor 4.000 TL. Bunların elemanı var, sigortası var, vergisi var, SSK'sı var. Yani işin içinden çıkamaz hale geldik şu anda. Yabancılar da yok. Şimdi yabancılar da gitti. Şu ana kadar yaz döneminde yabancılarla ayakta durmaya çalışıyorduk. Şu dönemde ay görüyorsunuz bak öğlen servisi bomboş her yer. Yani nasıl yapacağız, nasıl olacak? Devletimize sesleniyoruz, yetkililere sesleniyoruz. Bize yardımcı olsunlar, elini taşın altına koysunlar. Seçim zamanında herkes buralardı ama seçimden sonra kimse yok. Seçim yaklaştı, şimdi yine arabalar geçmeye başladı, başkanlar dolaşmaya başladı. Esnafın halini soran yok ama herkes oy peşinde. Yani bu düzenin artık değişmesi gerekiyor bence. Bu kadar. Yeni gelen zamlarla kepenk açılır mı efendim? Ya mecbur açılacak. Ya bu kepenkler kapalı olmaz. Bugün birileri gider, birileri gelir. Bu düzen illaki değişecektir yani. Bu zamlar böyle gitmez. Umarım iyi olur. Her şey devletimiz için, ülkemiz için iyi olur. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz esnaf olarak, vatandaş olarak biz görevimizi yapıyoruz. Devlet büyükleri de eğer görevlerini yaparlarsa bu işin içinden çıkarız inşallah. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanunla ev sahipleri en fazla %25 oranında zam yapabilir konutlara. Fakat esnaflar %60'a varan bir zamla kira ödüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? %100 olan yerler de var. Ona bizzat şahit oldum.
%100. Yani kimse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkan kanunu göz ardı ediyorlar. Öyle. Suistimal mi ediyorlar? Suistimal ediliyor, evet. Yani bunun için güzel bir denetim, güzel bir denetim olması lazım, şart. Öyle. Masraflarınız da gitgide büyüyor, elektrik, doğalgaz, su ya, ne kadar? Bir gün aldığımız bir ürün, ertesi gün aynı fiyatı alamıyoruz. Yani bizim şu anda bu mekanın günlük, pardon, aylık elektrik faturamız 30-35 arası. Ona göre doğalgaz, ona göre sigortamız var, elemanların. Yani epey giderimiz fazla. Zor mu başa çıkabiliyoruz? Zor ve başa çıkamıyoruz yani. Bu gidişle kapatırız yani. Başa çıkamıyoruz. Zamlarla başa çıkamıyoruz. Zamlarla kepenk açılır mı? Yeni yapılan zamlarla. Açılmaz. Açılmaması lazım. Yani bu gidişle borçlanacağına gidip de kendimize başka yerde çalışan yani işçilik yapmak daha iyi. Şu anda, şu anki durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanunla konut kirasına en fazla %25 zam yapılabilir yasası gelmişti. Fakat esnaflar işletmelere %60'a kadar varan bir zamla kira ödüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi son zamanlarda baktığımız zaman ben de bir esnaf olarak buna karşıyım. Çünkü bir sürü eleman çalışıyoruz. Yaklaşık 10 kişiye yakın elemanlar bizden çalışıyor. Ne onları mağdur etmek istiyoruz ne de biz esnaf olarak mağdur duruma düşmek istiyoruz. En kısa zamanda güzel bir şekilde hem esnaf hem de millete yardımcı olacak şekilde bir fiyat çıkarmasını tavsiye ederim. Masraflarınız da gitgide büyüyor efendim. Başa nasıl çıkıyorsunuz? Elektrik, su, doğalgaz zamları? Yani başa çıkamıyoruz. Hemen hemen kendi cebimizden gidiyor aydan aya. Bazen denk getirmeye çalışıyoruz ama bir yere kadar. Çünkü böyle devam ederse biz de esnaf arkadaşlar gibi mecbur en sonunda kapanmak zorunda kalacağız. Yani çaresiz şekilde bekliyoruz. Kepenk açmamaya mı düşünüyorsunuz eğer daha fazla zam yapılırsa? Bu şekilde devam ederse tabii ki olacağı o olur. Bizden birlikte işçi kardeşlerimiz de mağdur durumda kalacak. Vallahi tabii ki esnaf mağdur oluyor. Zaten işler piyasada çok rantabil değil. İşler düşük. Kiralar da yüksek olduğu zaman giderler çoğalıyor, gelirler azalıyor, ödemede sıkıntılar oluşuyor. Bu durumda esnaf mağdur oluyor tabii ki. Siz bu gitgide büyüyen masraflarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Nasıl önlemler alınabilir sizce? Vallahi daha çok çalışmaya gayret ediyoruz. Yani başka çaresi yok. Giderler size sorarak büyümüyor, kendiliğinden büyüyor. Yani daha çok müşterimize ilgi göstermeye, daha tebessüm göstermeye, daha kucaklamaya çalışıyoruz ki biraz daha işimiz çoğalsın diye. Yeni gelen zamlarla kepenk açılır mı sizce? Kepeği kapatınca bir daha açma şansınız yok. Onun için açık tutmaya devam edeceğiz.